Hoş geldin. Ses geliyor mu Zeynep Hocam? Hoş buldum. Teşekkür ederim Semra'cığım. İyiyim. Ses Nasıl? geliyor. Ha, geliyor. Tamam, çok güzel. Görüntü de iyi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Yine çok Nasılsın? da canlı yayın yapmadık. Heyecanlandım. Evet, çok normal. Bana da danışanlarım diyor ki hocam siz hiç böyle değilsiniz. Çok kasılıyorsunuz, geriliyorsunuz. Size ne oldu diyor. Bana normalde kendinizi çok güzel ifade ediyorsunuz ama burada şeyde Instagram'da bambaşka birine dönüşüyorsunuz falan diyorlar. Ben de bunu şeyini buldum, travmasını buldum Zeynep Hocam. Tane karne gittim nefesle. Evet. Görünür olmak tehlikeli. Annem bana abim doğumdan sonra hemen hamile kalıyor ve kimseye söylemiyor. Ben saklanıyorum içeride Zeynep Hocam. Görünmek tehlikeli. Annem söylemiyor kimseye böyle ta karnı büyüyene kadar falan. Ben o yüzden burada neye kasıldığımı buldum yani. O çalışma yaptım. İnşallah bundan sonra rahatım. Çok güzel. Evet, İnşallah. nefesle bulunuyor hocam. Daha anne karnı çalışmadan gidebiliyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum hocam. Çok güzel. Zaten hayat farkındalık demektir. Her şeyi böyle fark ederek, bularak, kendimizi dönüştürerek hayatı yol alacağız inşallah, kat edeceğiz. Rabbim güzel bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. İnşallah. Tamam. Bizim el yüz analizi eğitimimizden biraz bu akşam bahsedeceğiz Zeynep Hocam'la. Ona bomba gibi sorularım var. Danışanlardan gelen soruları Zeynep Hocam'a soracağım inşallah bu akşam. Hocam İnşallah. hemen başlayalım isterseniz. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa. Çok Sizin... güzel, iyi bir şey yaptın. Çünkü bu el çizgilerine çoğu kişi yabancı. Yani çoğu kişi ne olduğunu bilmiyor. O yüzden Güvenli Yaşam Akademisi olarak bizler zaten bunu eğitimini veriyoruz. Yani el çizgilerini. Alanlarda çok mutlu oluyorlar. Peki bir el çizgilerinden neye bakıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl yol alıyoruz? Bu akşam bunu konuşmak ben de çok istiyordum. Çok teşekkür ediyorum sana böyle bir Çok yayın soru hocam. yaptın. Yazdım böyle. Bir sayfa soru var. Yazdım. Öyle mi? Sadece İlk sorudan başlıyorum hemen. İlk sorudan başlıyorum. herkese Evet. bu arada iyi akşamlar diliyorum ben de. Güzel bir gece olmasını niyet ediyorum. Buyur. Evet, gerçekten sorulara başlıyorum hocam artık. Buyurun. Başlayayım. Başla Tamam. canım. Evet, gerçekten el ve yüz analiziyle Evet. insanların kişilikleri, karakterleri, içindeki yetenekleri, kabiliyetlerini anlayabiliyor muyuz? Evet Bununla hocam. başlayalım. Evet. Hocam bu kadim bir bilgedir. Yani bir ilimdir. Gerçekten çok yüzyıllara dayanıyor bu ilim. Çok meşhurdur. Güzel bir şekilde insanlar okunabiliyor bu el yüzden. Gerçekten insanın kişiliği, nasıl bir insan olduğu, nasıl bir yeteneğinin olduğu, artılarının ve eksilerinin okunabildiği bir ilimdir. Kişi gerçekten eline bakılıp bu ilmi öğrendiği zaman, bu ilimle hemdem olduğu zaman kendi eline bakarak herkes kendini okuyabilir. Yani nasıl bir insanım ben? Nasıl yol izlemeliyim? Ne yaptığımda bu hayat beni aşağıya çekiyor? Ne yaptığımda yükseliyorum? Ve bunu en güzel, ilk önce zaten Allah kuluna rüyalarıyla konuşuyor. Yani rüyalarıyla ona haber verir, yaşayacakları, olacakları. İkincisi el çizgilerimizde. Mesela bunu yeni duydum ben Semra Hocam. Daha doğru olup olmadığını bilmiyorum ama gene paylaşmak istiyorum. Bunu yapabilenler, bakabilenler baksın. Ölen kişi öldüğü an elinin çizgileri siliniyor diye bana birisi böyle bir söyledi. Birkaç yerden duydum. Daha ben görmedim. Bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Sol elimiz bizim. Sol elimiz şu şekilde. Sol elimiz bizim Allah'ın bize verdiği yeteneklerimizi gösteriyor. Bize hangi kabiliyetleri verdi? İnsanlar dört elementten oluşuyor hocam. Hava, toprak, ateş, su. Hatta beşincisi de nur elementi olarak geçiyor. Ve bu dört element bizim hangi element olduğumuz bu elimizde yazıyor. Sağ elimizde de aynı o şekilde elementimizi görüyoruz kişilerin. Ve bu ellerimizdeki çizgiler sağdaki de Allah'ın verdiği yeteneklerin ne kadarını hayatımıza geçirdiğimizi gösteriyor hocam. Allah'ın bize verdiklerini ne kadarını hayatımıza geçirdik? Allah'ın bize yazmış olduğu nimetlerden ne kadarını alabildik, ne kadarını hayatımıza geçirebildik? Şimdi ben Kocaeli Üniversitesi'nden koçluk eğitimimi aldıktan sonra koçluk yapmaya başladığımda bu eğilimi zaten vardı bende. Ama bu ilim aktif değildi. Şimdi koçluk eğitimimi aldığım zaman dedim ki yani öyle bir şey, yani bu eğitimden sonra insanları gerçekten daha iyi tanıyabilmek için, yardımcı olabilmem için
Benim bu ele ilmine daha yönelmem gerekiyor diyerek çok daha derinleştim bu konuda. Ve gerçekten de hocam insanlarla, bak insanlar geldiğinde, danışanlar geldiğinde onlara koçluk yapmaya başladığımda onları anlama adına, onların artılarını, eksilerini bulma adına, geçmişteki yaşanmış travmalarını, bugünkü yaşadıkları sıkıntıların altına yatan nedenleri bulma adına, o kişilere yardımcı olma adına el çizgileri çok çok işe yarıyor hocam. Yani bunu söylemek istiyorum. O yüzden el ilmi başka bir şey hocam. Ben çok seviyorum el ilmini yani. Gerçekten çok çok kaliteli bir bilgi, çok güzel bir bilgi ve nokta atışı yapan bir bilgi. Yani şimdiye kadar eline bakıp da elindeki kişiyi kendisine söylediğinde, onu analiz ettiğimde, sen de bu deyip söylediğinde var, bunları görüyorum yani bunlar var. Var mı gerçekten dediğimde hocam hiçbir zaman yanılmadığımı gördüm. Ve sonra en önemlisi de hocam el çizgileri değişiyor. İşin en enteresan tarafı burası ki zaten bizim koçlukumuzda, kişisel gelişim noktasında koçluk yaptığımız insanlara da hayatlarını değiştirmek, dönüştürmek ve farkındalıklı bir hayat yaşayabilmeleri için yardımcı olduğumuz için şimdi eline baktığım bir insanın haftalık değişen çizgiler var hocam. Aylık değişen çizgiler var. 4 ayda bir de ana çizgiler değişiyor. Yani hayat, akıl, kalp çizgisi, ana çizgiler, kader çizgisi, güneş çizgisi bunlar değişiyor hocam. O yüzden şimdi koçluk eğitiminde yaptığımız, o danışmanlarımıza yaptığımız koçluklarla onların hayatına dönüşüm başladıkça, onların nefesi düzeldikçe, nefesi düzelip düşünceleri düzeldikçe, düşünceleri düzelip hayat kaliteleri, standartları düzeldikçe, bolluk, bereket hayatına akmaya başladıkça elindeki hocam o çizgiler de değişiyor ve çok daha güzel hale geliyor elinin çizgileri. O yüzden çok önemli bu el ilmi hocam. Evet, herkes bu soruyu da soruyordu hocam. Sorulardan bir tanesi de buydu. Eldeki çizgiler değişebiliyor mu diye. Şu tekrar edelim mi hocam? Sol el Allah'ın bize verdikleri. Sağ evet. Elimizi kullandık. Birisinin solak olması ya da sağlık olması değiştiriyor mu bu olayı hocam? Şimdi şöyle hocamız bize anlatırken Mehmet Ali Bulut da zaten bunu böyle anlatıyor. Yani tam tersi diyor ama ben aldığım eğitimlerde değişmediğini de söyler ve ben bunu çok önemli bulmuyorum şu anlamda. Sonuçta iki elinin de değişiyor olması, yani iki elindeki çizgilerin de, tamam mı, zihni değiştiğinde, nefesi değiştiğinde, kişi hayatına pozitif bakmaya başladığında gerçekten bu çizgiler değişiyor. Hayatı dönüşüyor zaten. O zaman iki elde de çizgilerde değişme oluyor diye söyleyebiliyoruz aynen. Yani. Aynen hocam, aynen. Ama genelde sol el Allah'ın verdikleri olduğunu, yani genelde danışanlarımda da gözlemliyorum. Genelde sağ elde daha çok değişim oluyor. Sağ elde bizim şimdiki şeyimiz, yani geleceğimizi gösteren noktalarımız. Çok güzel. O zaman kişinin kendini tanıması açısından bu el çizgileriyle yola çıkıp ilerliyoruz değil mi hocam? Evet hocam. Evet. Zaten biliyorsun Güven Yaşam Akademisi olarak da el çizgileri dersini 4.sünde yapıyoruz. Çok iyi geçiyor gerçekten. Alanlar da çok memnun oluyorlar. Çünkü kişiler el çizgilerinden kendilerini tanıyorlar. Hatta öyle bir noktaya geliyorlar ki hocam. Aa gerçekten. Ana, o demek ki öyle yapmak istememiş. Demek ki onun zihni mi öyle çalışıyormuş? Aklı mı öyle çalışıyor? Hani elindeki çizgi buysa böyle düşünür. Şu çizgiden dolayı böyle düşünür, böyle yapar dediğimizde insanlar birbirine kızmak, öfkelenmek yerine böyle gerçekten kabule geçmek de çok daha rahat oluyor hocam. Yani bir insan hava elementi ne demek, ateş elementi ne demek, toprak ne demek, hava ne demek, bunların özellikleri ne, bunlar hayata nasıl bakıyor, hayatı nasıl yorumluyor. Bu insanları bu el çizgilerinden bakıp analiz edip onlara ona göre davranmak gerçekten hocam insanları anlama noktasında, yargılamama noktasında, öfkelenmemek, kırılmama noktasında çok şey yarıyor hocam. Evet, öfke çizgileri solunum bozuksa onlar gözüküyor değil mi hocam? Kişinin travmasını. Şimdi hocam oraya geleyim o zaman. Evet, görüken nokta. Genelde hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün yanıma şeyi de aldım. Resmini de aldım. Hem insanlar biraz aşina olsunlar. Şimdi hocam genelde şimdi biz nefes koçuyuz. Sen de ben de biliyorum. Nefes koçuyuz. İnsanlara bu konuda yardımcı oluyoruz. Genelde ben el resmine baktığım zaman kişilerin hocam. Şimdi 3 tane ana çizgi var. Hayat çizgisi, akıl çizgisi ve kalp çizgisi. Şimdi hocam bu 3 çizgiden insanları tanıyoruz. Yani bu 3 çizgiden insanları tanıyoruz, tamam mı?
Şimdi hayat çizgisine baktığımız zaman kişilerin genellikle hayat çizgisi hocam kök çakrayla ilgilidir. Biliyorsun 7 tane ana çakramız vardır. Kök çakramız bizim dünyayla bağlantımız, güven noktamız, korkularımızın olup olmadığı, bu hayata tutunmamızdır. Yani bu hayat çizgisinin düzgün olması, güçlü, derin olması, aşırı da derin olmayacak, tamam mı? Derin olması ve tamamen bu şekilde aşağıya doğru düzgün inmesi bu kişinin kök çakrasının güzel olduğunu, hayata tutunmasının güzel olduğunu gösteriyor. Bak, güzel olduğunu gösteriyor. Ama şimdi danışanlarıma bakıyorum. Diyelim ki öyle bir hal almış ki hocam. Mesela hayat çizgisi gelmiş. Belli bir yaştan, bir bunun yaşı da hesaplanıyor hocam. Şeyden sonra böyle silik bir şekilde devam etmiş. Yani aşağıya doğru güçlü gelirken şöyle 20'lerden sonra şura 35'ler falan oluyor. Buradan sonra silik silik silik. Hatta hocam bazı kişilerde şöyle şu aşağıda daha hiç olmuyor. Aslında bileğe kadar inmesi gerekirken ayağının bitimine kadar buradan aşağısı olmayanı da görüyoruz hocam. Şimdi bu insana baktığım zaman zaten ilk önce danışanlarında sen de öyle yapıyorsun. Ellerine baktığımızda bir kere zaten şu anda hangi zihniyette, hangi kafada, korkuları ne halde buradan görüyoruz. Ki biliyorum ki kök çakrada problem var. Kök çakrada problem olduğu zaman da bu kişinin korkuları artık onu yönetir. Bak, o korkuların değil, korkular onu yönetir. Korkular da bir insanı yönetirse hocam artık onun hayatında başına gelecek sıkıntıların zaten yani çok onun için hiç iyi şeyler değildir bunlar. Ve bu korkularını kendisi davet eder hayatına. Çünkü korku çok güçlü bir enerjidir. Sürekli zihninde döndürdüğün zaman onu artık hayatına çekersin. Korktuğunu hayatına çekersin. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu hayat çizgisine baktığımız zaman bu yarıdan sonra bir siliklik varsa, bir incelik varsa anlıyoruz ki kök çakrada sıkıntı var. Korkular çok fazla, depresyon artık kapıda, hatta ilerlemiş şekilde de olabiliyor. Mesela bazı gelen danışanlarıma bakıyorum, diyorum ki yani korku çok fazla, kök çakrada bayağı sorun var. Hani sen doktora git, yani bir psikoloğa git, psikiyatriste git diye öneriyorum. Yani seni koşlukla çözebileceğim bir şey değil diyorum. Bazen diyor ki inat ediyor, ben diyor deneyeceğim. Hani bana bu konuda yardımcı olun dedi. Nefeslerine çalışıyoruz. Yani düzelebilen düzeliyor. Ama çok da düzelenler görüyorum zaten bu noktada da. O yüzden hayat çizgisine baktığım zaman hayat çizgisindeki olaydan şu çizgiden kök çakraya çalışmam gerektiğini zaten görüyorum. Bu cepte. Şimdi hocam devam ediyorum. Mesela evlilik çizgisinden gidelim hocam. Mesela evlilik çizgisi tam şu serçe parmağının altındadır hocam. Serçe parmağın altındadır. Ve hocam burası çok önemli ve hiç yanılmadı. Bakın bu ilmi, bu eğitimlerde de bunu gördük ama kendi koçluk eğitimlerimde de hocam. Şu evlilik çizgisidir. Bakın serçe parmağın altındaki şu çizgi evlilik çizgisidir. Ucundaki çatal hocam, ben biraz uzun ve büyük yaptım kendi görülsün diye. Bu evlilik çizgisini şunu gösterir. Eline baktığım bir kişide evlilik çizgisine eğer çatal varsa bu zaten 2-2-4 eder şeklinde hocam. Hiç şaşmıyor. Yani birinin ak dediğine eşlerden diğeri kara der. Yani kesinlikle uyuşmazlık vardır bunların hayatında. Evet. Bu el bunu gösteriyor. Evet. Evet hocam. Fikir ayrılığı değil mi hocam? Evet, fikir ayrılığı yaşıyorlar. Yani fikir ayrılığı yaşıyorlar. Şimdi ben bunu da not alıyorum. Diyelim ki hayat içinde o silikliği gördüm. O kök çakraya çalışılması gerektiğini, nasıl nefes yapmam gerektiğini gördüm. Yolumu biliyorum artık, tamam mı? Zaten sorularla gidiyorum. Yani hayat çizgindeki sıkıntıları bayana söylediğinde, işte kim geldiyse, erkek kadın neyse, işte hayat çizgindeki güven problemin var. Hayatı tutunmakta problemin olduğunu görüyorum. Böyle misin diye soruyorum. Evet, çok korkularının olduğunu söylüyor. Tamam mı? Bunu zaten not alıyoruz. Tamam, tamam, buraya çalışacağız. Seninle bir zaten ben 40 gün danışanlarımla çalışmayı önemsiyorum ve bu konuda çok önem veriyorum ve danışanlarıma bunu anlatıyorum. Çünkü 21 günde bilinçaltına, 40 günde kalbe iniyor. Evet. O yüzden 40 gün danışanlarımla beraber bir yolculuk yaptığımda dönüşüm çok güzel oluyor hocam. Ve o sırada yazıyorum işte kök çakrasına çalışılacak. İşte evlilik çizgisinde eşiyle olan birinin ak dediğine, birinin kara dediği, yani fikir ayrılığının yaşandığı da zaten evet diyor, gerçekten diyor. Gerçekten ne dersem de muhakkak bir muhalefet, muhakkak bir muhalefet diyor. Hatta çok severek evlenmiş bir gençlerle beraber oldum.
çok sevmişler ama liseden beri sevmiş, üniversitede hiç ayrılmamışlar, evlenmişler. O kadar büyük bir sevgi var ki. Ama arkadaş çevreleri de bizzat şahit olduğu bir nokta var. Ben eline baktığımda dedim ki, eşinle fikir ayrılığı yaşıyor musun? Birinden aklını, biriniz kara diyor musun? Evet dedi ya, beni çıldırtıyor dedi böyle. Ben güldüm yani o zaman. Ve bu o kadar aslında tehlikeli bir şey ki Semra Hocam. Hani yeni evlisin, tamam çok tazesin, duyguların çok taze ama bu fikir ayrılığı zamanla hocam batmaya başlıyor. Yeni evet. Evlilik evet gülerek atlatılabiliyor bir şekilde, çocuk yeni çocuk oluyor ama hocam onu bir sus, iki sus, üç sus, üç sene, beş sene derken hocam artık olaylar çok birikiyor. Bak olaylar çok birikiyor. Her seferinde biri susmak zorunda kalıyor ya da susmasa da konusunda karşı taraf anlamaza geliyor. Bir türlü fikir uyuşmazlığı hep sürekli yaşadıkları için sürekli bu evlilik hocam tehlikeye girebiliyor. O yüzden danışanlarımda da muhakkak karı koca noktasında nasıl yol izlemeleri gerektiğini, nasıl bu evliliği koruma altına almaları gerektiğini, aralarındaki sevginin nasıl taze kalması gerektiğini gösteriyorum hocam. Genelde de karı koca işlerinde çok bu konuda hani şey demeyeyim kendimi, çok başarılı. Yani barışmalar çok oldu. İçimde de da hani hatta gelen danışanla diyor ki mesela geliyor. İşte seninle ilk tanışmam, ilk bakıyorum olay çok kötü, ayrılma safhasında geliyor mesela. Diyorum ki hani şöyle 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 yapacağız, şu şekilde yol izliyorum. Diyor ki ama diyor benim öfkem gelsin istemiyorum ki diyor. Evet evet. Çok oluyor. Ben öfkem gelsin istemiyorum diyor. Çünkü evet. Öfkemin geçmesi demek o adamı ödüllendirmek diyor bana. Tabii ben o zaman evet haklısın, sen öfkene devam et diyorum. Hani sen öfkene devam et, öfkeni sakın, tamam ortada, benim işim öfkenle değil diyorum önce ona. Ki önce ona yapacaklarımı söylesem, onu pamuk gibi yapacağımı, ona böyle hayatı lezzet alacak, o öfkeni sinsel kalmayacak desem ilk seferde zaten o seansı almak istemez. Ama evet tamam öfke meselesi de şurayı şunu yap, şunu şunu yap. İkinci, üçüncü seanstan sonra hocam daha farklı bir insanla karşılaşıyorum. Bunu hep yaşadım. Ve evet. Gerçekten karı koca noktasında işte o patlama safhasına gelmeden, artık ben ayrılmak istiyorum, görmek istemiyorum cümlesi yaşamadan önce o kişilere yardımcı olmak çok hoşuma gidiyor hocam. El çizgisinde mesela, o evlilik çizgisinde onu görmek ve kişiye yardımcı olmak çok iyi geliyor hocam. Mesela hocam bir misal daha vermek istiyorum. Evlilik çizgisinde bu şekilde yol alıyoruz kişilerle. Mesela kader çizgisi hocam. Kader çizgisi bizim bu dünyadaki bolluğumuz, bereketimiz, nasiplerimizin, kısmetlerimizin gösterdiği bir çizgidir. Bak bir çizgidir. Başladığı noktadan geleceğim hocam. Şimdi nasıl bir yolu izliyoruz onu göstereyim. Şöyle hayat çizgisini çizeyim. Şimdi hocam bu hayat çizgisi dedik. Bu akıl çizgisi, bu kalp çizgisi dedik. Şimdi hocam kader çizgisi şu bilekten başlar. Orta parmağa kadar gidiyor. Orta şöyle hocam, normalde orta parmağa kadar çıkması gerekiyor. Yani şuradan başlar, orta parmağa kadar çıkarsa bunu çok seviyoruz. Yani nasiplerinin, kısmetlerinin geleceğine inanan bir zihni var. Ve gerçekten hep hayatı, belki bir memur hayatıdır ama bolluk içindedir. Yani o kişi parayı bol yaşar, sıkıntı çekmez, yedirmekten korkmaz. Bereket var yani, bereket var. Bereket, yani bu kader çizgisi hocam. Çok zengin mesela. Kadının hizmetçileri var, altında arabası, cibi var ama korkuyor. Vermekten korkuyor, yedirmekten. Bitecek zannediyor. Bu öyle bir şey. Yani bu kader çizgisinin olması ve buraya kadar gelmesi güzel bir şey hocam. Ama genelde eline baktığım kişide bakıyorum ki kader çizgisi gelmiş, akılda durmuş. Şimdi hocam burayı senin açmanı istiyorum. Çünkü sen de bu eğitimleri şey yapıyorsun. Bana şey yap, burayı sen aç hocam. Bir kader çizgisi. Akıl çizgisine durursa o kişinin zihni neye inanıyor hocam? Şimdi zihni inanç yasasıyla çalışıyor hocam. İnandığımızı yaşıyoruz ya. Orada akla inandıramadığı için de orada kesilmiş. Evet. İnandırabilseydi. Aslında var. Aslında nasibi var. Evet, nasibi var. Var. Evet, aklı inanmadığı için orada iptal olmuş. İlerleyemiyor. Neden inanmamıştır? Nerede inanmama oluşmuştur bunda? Şöyle olabilir. Biraz daha önceki yaşadıklarından olabilir. Travmalarından kaynaklı olabilir. Daha önce bu konularda darbe yemiştir. İnandığı evet. Bir şey hayal kırıklığına uğramıştır. Tekrar hayal kırıklığına uğramamak için bilinçaltı onu korumaya altına almıştır. Çok güzel. İnanırsa üzülecek çünkü. O yüzden evet. İnanmamıştık ya. Evet inanmamıştık. Yani her şeysi gelip akılda durduğu zaman hocam bu konuda yardımcı oluyoruz biz danışanlarımıza. Sen de ben de. İşte orada nerede bunu kodladın? Nerede olmaz evet. Diye inanıyorsun? Nerede gelmez onu diye? Buluyoruz.
Artık sana zarar veriyor. Artık sana zarar veriyor. Evet. Çünkü hocam ben bir gün böyle işte eğitimlerden gelmiştim. Gelince bize bu inanç kalıplarını anlatmışlar diye bize. Orada işte bir bakın inanç kalıplarınıza hayrınız olmayan. Onlar size yön veriyor, şekil veriyor dediğinde eve geldim. Benim de oğlum işte dedim ki genç oğluma. Oğlum dedim böyle böyle hani senin de bir, belli bir işte inanç kalıpların var mı hayatında? Hep sıkıntı sıkıntı yazıyor. Anne dedi benim bununla ilgili hiçbir sıkıntım, hiçbir inanç kalıbım yok dedi bana olumsuz dedi. Tamam dedim ben zaten öyle açamayacağım anladım. O soruyu da öylesine sormuştum. Sonra aradan bir yarım saat geçti geçmedi çamaşırlarımı topladım. Yıkanmış kurumuş çamaşırları topladım. Ona da abisi doğum gününde bir bluz almış ama çok iyi bir bluz. Yani onun için çok imrendiği böyle iyi bir şeydi, kaliteli bir şey. Bluz almış gelmiş ona. Ben de bluzu yıkadım. Bluz normalde krem bir bluzdu ve üzerinde kahverengi çiçekler vardı. Şimdi bluza bir baktım. Ön kısmı krem, arka kısmı kahverengi olmuş. Şimdi diyorum ki Allah'ım bu boyamış olsa yamuk yumuk ura bura ala bula olacak. Tam bu yandaki çizgilerden bu tarafa geçmemiş. Bu taraf güzel bir beyaz kahverengi çiçekler. Burada koyu kahverengi sırt. Ve ben şoktayım. Allah'ım ne tam ilk de yıkadığım için bilemedim yani. Aslında öyle miydi? Ben mi böyle yaptım bilemedim. Sonra ben bluzu şöyle kaldırdım. Oğlumu çağırdım. Oğlum dedim bir bakar mısın dedim. Aynı bluz elimde. Bu bluz böyle miydi? Yoksa ben bu bluzu bir iş mi ettim yani? Ben bu bluzu kötü bir şey mi yaptım? Bana ilk oğlum dedi cümle ne oldu biliyor musun Emre Hocam? Bende şans olsaydı dedi. Evet, evet inanç kalıp. Bende şans olsaydı. Ve yıllarca her şeyde zorlukları yaşayarak, mücadele ederek hep güzelliklere ulaşmıştır benim oğlum, oğlum da. Evet, şanslı olmadan bana... Evet, şanslı olmadan inandığı için hep onu yaşıyor. Evet hocam bak yarım saat önce sorduğum sorunun cevabını ve ikimiz şok. İkimiz şok bir şekilde yarım saat geçmedi cevabını ikimiz birlikte aldık tamam mı? Şimdi burada işte bu inanç kalıbı bak şimdi buradaki şu kader çizgisinin gelip akıl çizgisinde durması demek. Yani nasipler işte oğlumun dediği gibi bu bende şans olsaydı işte para beni bozar bolluk bereket iyi değil az şeyim olsun azmasın mesela. Bir danışanım da görmüştüm mesela. Bayan eşi tüccar, çok zengin biri. Ama hep adam iflas. İlerlemek istiyor, olmuyor. Aynı baktığım zaman elinde akıl çizgisine durmuş. Ve bayana çalışma yaptığımda korku olarak ne çıkmıştı biliyor musun hocam? Eğer çok para olursa eşim ve çocuklarım azar. Kodladığı cümle bu olduğu için hep bir yere kadar çıkıp geri tepetaklı aşağı iniyorlar. Bir yere kadar çıkıp hep iflas edip aşağı düşmek durumunda kalıyorlardı. Buraya çalışmıştık hocam. Hiç unutmuyorum ben bunu ve sürekli ona bollukla ilgili çalışmalar vermiştim. O şekilde onunla çalışmıştık hocam. Evet. O yüzden bunlar çok önemli. Az önce başlarken ki sorduğun sorunun cevabı hocam işte hep buralarda saklı. Gerçekten insanları bu şekilde tanıyıp yardımcı oluyoruz. Mesela hocam bu çizgi geliyor. Kalbe kadar. Kalbe kadar gelip duran var. Evet. Kalbe kadar geliyor hocam. Kalem de yazmadı şimdi tövbe. Kalem de şöyle şu kalbe kadar hocam şuraya kadar şu kalp çizgisine kadar geliyor burada diyor normalde yukarı kadar çıkması gerekiyor hocam ama çıkamadan geliyor kalp çizgisinde duruyor hocam kalbi inandıramamış hoplatamamış duyguyu yakalayamamış hocam akıldan geçse de yani bu da hocam kalbe kadar geliyor. Duygusal olarak hocam kalp kırgınlıklarından. Şimdi bunu gördüğümde de hocam ne çalışması yapıyorum gelen danışanlara? Helallik. Evet. İnsanlar affedememiş annesini babasını hadi anne babayı geçelim kayınvalidesini affedememiş görümcesini affedememiş komşusunu biriyle hep sıkıntısı var. Hayatında kırgın olduğu öfkeli birileri var. Bu kişilerin de nasiplerini kısmetlerinin önüne affedemediği olaylar geliyor. Affedemediği olaylar geliyor. O bolluk bereketi engelliyor. Onunkine uğramasa çocuğunun rızkına uğruyor. Çünkü biliyoruz biz bunu hep söylüyoruz danışanlarımıza. %80 annenin enerjisi neyse, onun ruh hali neyse, isterse çocuğu ta Afrika'nın bir ucunda olsun, Amerika'nın ta bir ucunda olsun, işte anne burada Türkiye'de olsun, o çocuğu annenin enerjisi gidiyor ve buluyor. O çocuğun bolluk ve bereketi annenin, bak annenin o enerjisine göre, o inanç kalıbına göre şekilleniyor. Anne sevgideyse, anne affetmişse, anne insanlarla barış içindeyse
O çocuğun da bolluk, bereketi açılıyor. Ve kader çizgisi çok önemlidir hocam. Ve kader çizgisinin güzel olanı tam orta parmağın altına kadar gelmesini çok seviyoruz hocam. Hocam benim hiç yoktu. Sol elimde, sağ elimde bu eğitimlerden sonra hem de hayal tepesinden hocam. Bilinçaltımızın olduğu yerden. Normalde bilekten başlıyor ya, ta orta parmağıma evet. kadar. Öyle i̇şte, bir net. Biliyorum. Evet. Çalışmalardan sonra değişti ve bolluk bereketin de çok açıldı. Allah'a çok şükür bizzat şahit oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu böyledir. İşte bu yüzden ele baktığım zaman karşımdaki insanla iletişim kurmam çok kolay oluyor, çok güzel oluyor ve dönüşüm de ona göre oluyor arkadaşım. Yani hayatında yaşadığı şeyleri niye yaşıyor bu şekilde? Hocam çok derin olması da iyi değil dediniz. Burayı biraz açabilir misiniz? Çizdiklerimizi. Şimdi çok derin olması iyi değil dediğimiz nokta. O zaman hocam onu bir nokta şey yap, bir şey daha söyleyeyim öyle geçelim. Tamam, tamam, tamam onu geçelim. Olur hocam. Tekrar sormanı istiyorum. Güzel tamam. Bir soru. Şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Bir de güneş çizgisinden bahsetmek istiyorum hocam. Oo çok güzel. Tamam, çok süper. Çok önemli hocam. Anladım. Çünkü güneş çizgisi çok önemli hocam. Genelde Türk halkının güneş çizgisi yok. Güneş çizgisi ne demek? Güneş çizgisi ne demek? Şimdi arkadaşlar iyi bakın şuraya. Bilekten başlayıp şöyle yüzük parmağına gelen bir çizgi olması gerekiyor. Genelde bizim Türk toplumunun burayı siliyoruz. Çocukluğundan beri değil, 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 değil. Akıldan sonra da değil. Şöyle kalpten sonra yani akıldan sonrası 40 yaşlardan sonrası, kalpten sonra da 50 yaştan sonrası. Yani güneş çizgisi ne demek hocam? Kendinin farkında olmak, kendini sevmek, kendini olduğu gibi kabul etmek, kendi değerinin farkında olan insan demektir. Genelde de bizim Türk toplumu hata yapar, 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 yapar. En son aklı başına gelir, der ki daha artık akıllandım, daha bunu böyle yapmayacağım, daha bunu bunu yapmayacağım dediği yaş artık gitmiş gitmiş de 50'den sonra, belki kalpten sonra, 40'tan sonra, belki 50'den sonra yapıyor. Aslında güneş çizgisi ta doğduğumuz an, büyürken, çocukken, delikanlıyken, genç kızken, yeni evliyken oluşması ve o çizginin gerçekten ortaya çıkması çok önemli. Güneş çizgisi demek bir insanın kendi değerinin farkında olması demek. Hangi mesleği yapıyorsa yapsın mutlu bir insan demek. Kendiyle barışık bir insan demek. Kendiyle savaşa olmayan bir insan demek. Hayatın lezzetini dibine kadar yaşayan bir insan demek. Yani bu çok güzel bir şey. Bu çok iyi bir şey. Ama biz genelde geçmişimize takılı zihnimiz olduğu için o yüzden güneş çizgimiz, mesela çocuklarla ilgili atölyeler yapıyoruz hocam, değil mi? Güven Yaşam Akademisi olarak. Bu atölyelerde bu anne ve babalara nasıl güneş çizgilerini çocuklarının ortaya çıkaracaklarını gösteriyorum, söylüyorum. O çocuklar o güneş çizgisi çıktığı zaman hayatı nasıl mutlu yaşayacaklar bunları gösteriyorum. İnşallah Eylül ayında da tekrar yapacağız. Buradan da onun müjdesini verelim. Şimdi dediğiniz noktaya geliyorum hocam. Hani şey... çok derin olması. Bak çok derin olması. Bu hayat çizgisi, akıl çizgisi, kalp çizgisi. Çok derin olması ne demek? Yani hendek gibi olursa. Evet, çok bazı kişilerin elinde öyle çünkü. Bazı kişilerde öyle oluyor. Şimdi bu çizgiler çok aşırı hendek gibi oluyor arkadaşlar. Bak normal derinlik güzel. Hendek gibi oluyor. Çok aşırı derin oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Bilinç altında bu kişiler karşı tarafa şu mesajı veriyor. Kardeşine, canlarına, yakınlarına, akrabalarına, herkese, eşine, çoluğuna, çocuğuna, yani sizin her an arkasında ben varım. Bu omuzuma binin. Yani ben sizi taşımak için varım bu hayatta. Ben sizi taşımak için varım. Siz sürekli düşebilirsiniz. Ben sizi hep kaldırmak için varım demiş oluyor bu kişiler. Bu da çok iyi bir şey değil Semra Hocam. Bu gelen danışanlarıma da şunu yaptırıyorum. Diyorum ki bu hayatta ne sence olacaksın ne bence olacaksın. Dengede, bizi dengede yarattı Allah. Yani ihtina sırader mustakim üzere yarattı. Eğer sen bilinçaltındaki bu enerjini yaptığın sürece senin çocuğun sürekli borca girecek, sen onu kapatmak durumunda kalacaksın. Kardeşin sürekli bankalara girecek,
borca girecek, sen onu kapatmak zorunda kaldın. Yani sürekli birileri düşecek, hata yapacak, saçmalayacak ve sen sürekli onun hatasını kapatmak zorunda kalacaksın. O yüzden orada da o kişileri de onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz hocam. Aşağıda yazılar oluyor hocam. Sürekli ben okuyamıyorum. Önemli sorular görürsen onlara da bir istersen not alarak şey yap. En sonunda sorulara cevap verelim. Tamam, olur. Yani biz mi gönderiyoruz hocam? Ben seni taşırım sırtımda diye Aynen. mesajları. Aynen. Bak hiç bak hiç şaşmaz. Bak eğitimlerde yani bu el çizgilerinde bunu gördüğüm gibi bak mesela biri diyor ki güneş çizgimi çok. Yani Türk halkında zaten çoğumuzda yok da birçoğumuzda da işte ya kalpten sonra çıkmış, 50'den sonra dikkat edin bakın yüzük parmağın altında da hemen şu mesafe şu kadardır. Akıl çizgisine gelen çok azdır. Yani binde bir belki 100 kişide 1000 kişide Türk halkında biri ta şuradan başlamış da ta yukarı kadar gelmiş. Hem kader çizgisi hem de güneş çizgisi gelmiş çok az insan vardır. Çok az insan vardır. Sonradan Bak çıkabiliyor arkadaşlar. Sonradan çıkabiliyor. ha Çok onu söyleyeyim. silik olması da Evet. önemli değil. Olması Evet. önemli. Evet, Sonradan da sonra çıkabiliyor. tabii. Evet hocam. Bizim bu Hocam şunu yaptığımız söyleyeyim. çalışmalarda değil mi? Zihin değiştiğinde, bak hocam, nefes değiştiğinde zihin değişiyor. Zihin değiştiğinde de el çizgisi değişiyor. Harika. Harika. Bu işte altını çizebileceğimiz yer burası hocam. Yani Evet. zihnimiz elimizin içinde de o zaman. Değil mi? Aynen. Aynen. Nefesin nasıl elin içinde gösteriyor. Evet hocam. Hocam diğer soruya geçeyim mi? Buyur. Tamam. Evet. Bu soruyu da çok alıyorum. Bu el çizgilerine bakmak, okumak fal mı diyorlar hocam? Çok Evet, çok yazıyorlar güzel. Çok güzel. Zaten şimdi danışanların eline bakacağımı söylediğim zaman hemen şunu söylüyorum. Şöyle bir beklentiniz varsa kesinlikle bunu söyleyin başta diyorum. Gelecekle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Gelecekle ilgili hiçbir şey yani haber vermiyoruz. Sadece kişilik analizi yapıyorum. Seni sana anlatıyorum. Seni sana anlatıyorum. Senin pozitif yönlerini ve negatif yönlerine seni yüzleştiriyorum. Şöyle söylüyorum misal olarak da. Bıçakla hocam ekmek de kesebilirsin, adam da öldürebilirsin. Evet, bu el çizgilerinden fal bakanlar var. Bu bir ilim, bununla bakanlar var. Şöyle olacak, böyle olacak, şu yaşta evlenecek, bu yaşta evlenecek. Kesinlikle mesela bekarlar bunu merak ederler. Şey yapmam. Bugünkü durumunu söylüyorum ona. Yani senin ne zaman evleneceğin, nereye zaman ne olacağını seni şu anda o ilgilendiren nokta değil zaten. Senin bunu bilmen sana da bir şey getirmez zaten. Getirmez zaten. Senin şu anda öğrenmen gereken bugünkü potansiyelin ne? Bugünkü ben kimim ve neyim? Çünkü ben bugün kimsem yarın öyle bir insan olacağım. Ve ben bugün kimsem yarın öyle bir insanla evleneceğim. Çünkü bilinçaltımız bizim bildiği, tanıdığı duyguları yaşatacak kişiyi bizim hayatımıza çeker. Sen bugün mutsuzsan, sen bugün üzgünsen, sen bugün bolluk bereket içerisinde değilsen, sen bugün öfkedeysen zaten sana bunu yaşatacak büyük bir aşkla da evlensen böyle bir insanla evleneceksin. Ve bu kişiyi sen seçtiğini zannediyorsun ama bunu bilinçaltın seçiyor. Çünkü onun o duyguları tekrardan yaşatacak insana ihtiyacı var. O yüzden ne zaman ne bunlar değil. Sen önce şu elden düzelmesi gereken noktalara biz bir çalışıyoruz. Zaten o kişiler onu merak da etmiyorlar hocam. O yüzden kesinlikle hani astrolojide de yani uzay şeylerinde şunda bunda bir sürü ilimlerde her şeyde bu vardır. Yani fal olarak da kullanabilirsin. Tamam mı? Yani o yüzden bu çok önemli bir ilimdir. Güzel bir ilimdir. Kişiye anlatma noktasında çok önemlidir. Mesela kişilere baktığım zaman hocam bakıyorum ki toprak elementi. Şimdi toprak elementini hiç şaşmaz. Hani doğarken ki elementinin şey imtihanı yetersizlikle doğar. Yetersizlik koduyla doğar. O yüzden de toprak elementi diğer elementlere göre karar vermekte zorlanır. Adım atamaz. Atsa mı atmasa mı düşünür. O atana kadar nasip elinden gider. Ve geçen gün bir danışanımla konuşuyorum. Diyorum ki ona peki bu nasip senin elinden gittiği zaman adım atamıyorum. Aynı evet hocam öyleyim öyleyim diyor. Peki bu nasip senden elinden kaçtığı zaman ne yapıyorsun? Nasibim yokmuş diyorum diyor. Ama adım atsan onu alacaktın. O senin olacaktı. Ve kendini öyle teselli ediyor. Ama farkındalık hayatına girdiğinde, kendini tanıdığında,
adım atması gereken noktaları çözdüğünde kişiler, işte o zaman o bolluk bereketi de açılıyor hocam. Ve kişiler yetersizlik duygusu toprak elementi ve toprak elementi hep başkalarını kendinden üstün görür. Hep başkaları o kendi değerinin çok farkına varmaz. Ne zaman ki kendi değerinin farkına varana kadar, başkalarını kendinden üstün görmeyi bırakana kadar sürekli sınanır. Sürekli sınanır. Ne zaman ki bunu fark edip kendi değerinin farkına varıp, o noktada yetersizliğinin farkına varıp adım atmanın güven ne olduğunu, bu dünyada güven içinde olduğunu fark edene kadar sürekli kaybetmek, kaçırmak, nasiplerini kaçırmak durumunda kalır. Mesela hocam hocam biz buralara yardım ediyoruz. Biz bu kısımlar. Evet, koçlukta, evet biz buralara, yani koçlukta işte diyoruz hadi kardeşim gel bak senin noktan burası. Ve cevher var hocam. Toprakta cevher var değil mi hocam? İşte toprakta. Öyle bir çıkıyor ki sonra o cevherler. Çok cevher çıkıyor hocam. Zaten dört element içinde en yani böyle güçlü diyebilirim. Yani mesela bir sürü arkadaşın vardır ama muhakkak en yakınında toprak biri olması gerekiyor. Eğer hayatta güzel bir hayat yaşamak istiyorsan, iyi bir hayat yaşamak istiyorsan muhakkak arkadaşlarından yani akıl danıştığın, konuştuğun, muhabbet ettiğin, sevgiyle muhabbet ettiğin güzel ortamlarında senin yani toprak elementi bir arkadaşın olması çok güzel bir nimet. Çünkü onun o yere basar hali, o güven hali, o oturaklı hali seni dizginliyor hocam. Çok önemlidir. Mesela bir hava elementi geliyor. Zaten hemen görür görmez diyorum ki bu hava zaten. Daha eline bakmadan anlıyorsun. Artık gözünden konuşmasından. Evet. Şimdi hava elementinin de sevgisizliktir kodu. Yani sevgiyle hep sınanır. Ona bir travma çalıştığımızda ay sevilmedim, sevmediler beni. Bakıyorsun, ya, sevilmedim diye ağlar onlar. Evet, nefes alamıyor. Nefes problemi oluyor. Genelde astım oluyor. Ciğerinde problem oluyor. Çok önemli hocam. Gerçekten buraları bilmek, bu şekilde onlara yardımcı olmak çok önemli hocam. Mesela hava elementinin sevgisizlik dedik ya hocam, hastalıklarda çok iyisin bu konuda. Hangi hastalıklar oluyor mesela sevgiyle? Kalple, damarla ilgili hocam. Rahatsızlıklar oluyor daha çok. Tansiyon hastası olabiliyor. İşte çiban gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Kalp, genelde kalbi oluyorlar ya. Neden kalp oluyor hocam? Çünkü kan hıltı fazlalaşıyor vücutta. O da kalpte hani kalpte ve damarlarda hastalık olmasına sebep oluyor. Aynen hocam. Aynen. Bugün bir danışanım geldi. Dedim ki ona daha yaşın çok genç. Çok iyisin. Evet kararların var şunlar şunlar ama daha hastalığa oluşmamış bir şeyler. Şimdi bunları düzeltmek çok güzel, kolay dedim. Yani şu koşulumla, şu eğitimle, şu dönüştürmelerle çok güzel bir şekilde dönüşebilir. Fiziğe yansımadan, fiziki olarak hastalık olmadan çok güzel dedim. Ama dedim bak bunları dönüştürmediğin zaman, yani bunları yapmadığın zaman, ona verdiğim ödevleri söylüyorum mesela, o zaman artık zamanla bu öfke yerinde durmaz, bu sevgisizlik duygun yerinde durmaz, bu değersizlik yerinde durmaz ve artık sana fiziki olarak artık hangi organına, hangisine avlar bilemem yani orada. Ve gerçekten de hiç şaşmıyor. Hava elementi kalp sorunu yaşıyor. Gerçekten kanla ilgili problem yaşıyor. Bayansa işte rahim hastalıkları, yumurtalıklar, hisler oluşabiliyor. Bunlar çıkıyor hocam. O yüzden çok önemli yani bir ele bakıp da kişilerin analizini yapıp da onlara yardımcı olabilmek çok güzel. Yani ben çok seviyorum bu ilmi. O yüzden fal mı onlar, hiç onlar başka şeyler onlar. Yani onlar... Diğerlerini de anlatsanız hocam. Ateşle şeyi. Şimdi hocam suya mesela geldiğimizde suyun da mesela güvendir mesela. Doğarken güven şeyle doğar, koduyla doğar. Onun sınandığı yerde burasıdır. O yüzden su elementi yani sonunu görmediği hiçbir şey adım atamaz. Yani kesin net o şekilde. Mesela pazara çıkar su elementi. Öyle her yeri gezmez. Onun belli başlı aldığı satış alışveriş yaptığı pazarda onun pazarcısı vardır. Alamaz onun köprüsü vardır. Oradan alır. Çünkü diğerleri onu kandıracağını düşünür. Onlar da yanılacağını düşünür. Ama o gider o pazarda o kişiden alır. O su elementidir. Çünkü güven odaklıdır. O her şeyini güven odaklı yapmak durumundadır. O yüzden mesela su elementi güven noktasında onun için çok önemli olduğu için genelde de ilişkilerden sınanır. Hep insanlara iyilik yapar ve ne yapar? Arkasından hançerlenir. Yani
O ihanete uğrar ve çok haksızlığa uğrar ve çok ve kalbinden atamaz. Sevdiği bir kişiye kırıldığı zaman su elementi unutamaz. Unutamadığı zaman da ben hep danışanlarıma bunu söylüyorum. Sen bir havuz gibisin diyorum. Su elementi bir havuz gibi. Bir diyorum 20 metre, 30 metre bir havuzda yüzdün mü diye soruyorum. Evet diyor mesela. İşte sen o havuzsun diyor. Ama bir ırmak gibi akmıyor havuzun suyu. Bir deniz gibi kendini temizlemiyor. Masmavi bir havuzun suyusun sen. Sen şimdi geçmişte teyzene kırıldın, amcana kırıldın, halana kırıldın, komşuna kırıldın, görümcene, kayın. Hala içinde sen bunu tutuyorsan, sen bunu hala içinde tutuyorsan ki diyorlar ki ben unuttum düşünmüyorum. Öyle olmuyor hocam. Ben unuttum düşünmüyorum. Kendini kandırmaktan bir şey, başka bir şey değil. Sonra hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Su elementi çünkü unutmaz, unutmaz. Havuzun bir şey damlattığımızda mesela bir renk değil mi? Rengi bozuluyor. Çok güzel bir misal verdin hocam. Ben de şöyle bir misal veriyorum. Diyorum ki o havuz evet yüzdüm diyor. Tertemizdir, masmavi. Hatta havuzun içine böyle mavi kalebodurlarla yapıyorlar ki böyle aynı deniz havası, evet. Masmavi. Onun içine diyorum bir tane bir hayvan ölüsü düşsün. Küçük bir köstebek, küçük bir fare ölüsü düşsün. Onu bir hafta 10 gün almasalar o pis hayvan ölüsü o diğer bütün her tarafa ne yapar havuzun tamamını bir 10 gün sonra diyorum. Kimi kirlenir diyor. Kimi mundar olur diyor. Kimi pis olur diyor. Sonra aynı onun cümlesini ona söyleyerek diyorum ki işte diyorum senin tüm hücrelerinde kırıldın ve affedemediğin insanlarla bağışlayıp helalleşemediğin zaman senin bütün hücrelerinde kirleniyor. Bütün hücrelerine negatif enerji ve vesveseler doluyor. Artık sen yani bunu unutmak için artık antidepresanlar mı alırsın? Artık şunu mu bunu mu? Yani kendine zarar veriyor kişiler. Ama onlara danışmanlık yaptığımızda, özgürleşme çalışmaları yaptığımızda, ona affetme, bağışlama çalışmalarıyla oh be diyorlar. Yani dünya varmış. Oh be, bu çok önemli bir nokta. İşte o yüzden su elementi de bu sefer affedemeyip bağışlayamaz zaman acı bedene giriyor hocam. Acı bedene girdiği zaman da artık hayatın hep acı var. Hep bir sıkıntı var. Hep sıkıntı davet eder. Çünkü bir olay bırakmadığı için bilinçaltı mesela başka sıkıntı, başka sıkıntı, başka sıkıntıyı hayatına çekiyor. Ve kişiler bunu da kendileri davet etmiş oluyorlar. Evet. O yüzden çok önemli buraları görmek, farkında. Çok zekiler hocam. Matematik zeka süper. Zekiyiz. Aslında söylemedi. Çok zekidir. Çok evet. Zekidir ama zaten dünyayı sular yönetir hocam. Ama ateşlerle sular yönetir. Ateş elementine geldiğimiz zaman da hocam, ateş elementi de iki lobu birden çalışır. Yani sağ ve sol lobu çalışır. Aşırı hisleri güçlüdür. Hızlılardır. Onların da hocam şeyleri, duyguları hocam değersizliktir. Değersizliktir. O yüzden de sürekli iyilik yaparlar. Herkesin hayatındadırlar. Herkese koşarlar. Herkesin hayatını kolaylaştırırlar. Kardeşinin işinde, hemşiresinin işinde. Herkese. Kontrol etmeye çalışıyor. Herkesi evet, yönetiyor. Evet hocam. Evet. Eli kolunda yere geçirsin istiyor. Ama kendini görmediği için. Yıpranıyor biraz. Evet hocam. Kendini görmediği için, değerini bilmediği için. O bedenin ona emanet olduğunu görmediği için ateş elementi. Kardeşinin hayatına koş, annenin koş, şuna koş, buna koş, şuna koş, buna koş. Ama beden bir müddet sonra diyor ki yeter artık, yeter artık dediğinde hocam. Artık o beden hocam böyle dille değil, hastalıklarla kişilerle konuşuyor. Artık gidişat iyi değil, ben senden memnunum. Artık başkasının tekamüle koşmaktan bırak diyor, koşmayı bırak. Artık bırak, yeter artık diyor. Bir de hocam burası çok önemli. Başkasının tekamülüne koşuyoruz ya. Yani hepimiz şimdi genel olarak bütün elementleri konuştuğumuz evet. Zaman. Başkasının sınavını da uzatıyoruz hocam. Yani onun tekamülüne evet, atladığımız evet. İçin. Mesela o kişinin sınavı aslında bir 5 sene, 10 sene, hadi 20 yaşına kadar sürecek. Mesela bir kardeşin var. Sürekli sıkıntı yapan bir kardeşin var. Sen hep hayatındasın, onun için ağlıyorsun, sızıyorsun, heyecanlanıyorsun. Ne yapacak? Her an paniktesin. O çocuk sürekli hata yapıyor. Sürekli hata yapıyor. Çünkü onu düşün, onun adına düşünen, evhamlanan bir ablası var. Şimdi o zaman işte o çocuk bu sefer tekamülü 20 senede bitecekse ablanın, annenin yüzünden 40 sene, 50 sene sürebiliyor mesela. Geçen gün hocam bir yaşlı teyzeyi ziyarete gittik. 7 tane çocuğu var bu bayanın. Tamam mı? İşte çocuklarını söylüyor. Bir çocuğu çok iyi, bir çocuğu çok iyi evlilik, öbürleri çok iyi evlilik filan filan. Bir çocuğunun çok zor durumda olduğunu söyledi. Oğlunun şu anda kötü bir durumda olduğunu söyledi.
ailesine yuvasına bakamam adını söyledi. O da hep gelininin yanında olduğunu falan söyledi. Ben hemen ona dedim ki, o oğlunu dedim doğurduğunda o çocuğun nasıl birisiydi dedim. Aynı böyle dedi. Bana dedi ki şey dedi böyle o dedi böyle biraz çok marazdı dedi. Böyle dedi hep hayatı zor yaşadı dedi. Hep hayat ona zor oldu dedi. Hep ben ona el tutmak zorunda kaldım dedi. Şimdi annenin bu inancı var ya hocam. Bu hep ben bu çocuğumun yanında olmam gerekiyor inancı. Sürekli o çocuğa hata yaptırıp anne de hep o çocuğun yanında olmak durumunda kalıp. Anne zaten çok yaşlanmış ama ömrü hep o oğlunun bir sıkıntısını, bir problemine omuz vermek durumunda kalmış. İşte o yüzden lütfen buraları fark etmek çok önemli. Hani bu noktada işte biz danışanlarımıza burada yardımcı oluyoruz. Hocam dışarıdan bir gözle bakarak bak bugünkü bu sıkıntını, bu problemini yaşamanda mesela benim de iki tane oğlum var. Mesela bazen gözlemliyorum. Hani annenin adaletli olması çok önemli. Bir oğluma bakarken ne görüyorum? Bir oğluma bakarken ne görüyorum? Bir oğlum evet hep ayaklarının üstünde durur, hep güçlü diye mi görüyorum? Bir oğluma bakınca ay bu çocuğuma yardım edin, bu çocuk şöyle, bu çocuk zor. Böyle görüyorsan işte orada o çocuk hep zor hayat yaşamak zorunda kalıyor ve sen onu elinden tutmak durumunda kalıyorsun. Halbuki hayır. O çocuğun da çok güçlü, o çocuğun da eğer düşeceklerse de bunlar bunun tekamülü, bunların kendi sınavı. Bana ait değil. Bana ait değil. Enerji olarak o enerjiyi çekebildiğinde o çocuk düzeliyor. Ha duanı et. Sadakanı ver. İyi sözler söyle. Ama sürekli onu zihninden acaba düşündüğün zaman o çocuğun iki yakası bir araya gelmiyor. Bunu yapan da anne oluyor. Bunu yapan da annenin korkusu oluyor. İşte danışanlarımız hocam bu el çizgilerine baktığımızda o derin hendek gibi çizgilerden işte o evlilik çizgisinden. Mesela baba figürü yani çok uzun bir konu hocam. Konu konuyu açıyor sürekli. Ondan evet, ona evet. Geçiyor. Evet. Evet hocam Allah razı olsun. Çok güzel. Şimdi başka soru varsa alalım. Aslında yardım edemiyoruz değil mi? O şeydeyken yardım etme modundayken yardım edilemediğini kesinlikle artık ispatlamış durumdayız yani. Şunu söyleyeyim hocam aslında yardım ediyor bir şekilde ama işi çözmüyor hocam. O problem kalkıyor çocuk yeni problemle karşısına gelmek zorunda kalıyor. Burayı anne görmesi gerekiyor. Evet. Benim kaygılarımdan dolayı diyerek burayı çözerse bir anne işte o dönüşüm oluyor hocam. Çok var hocam bu şekilde. O kadar çok fazla ki bu dediğiniz bahsettiğiniz. Evet hocam. Biraz da şeyden bahsedelim yani, evet, buyurun. Yani hocam el çizgilerine baktığımızda insanlara güçlü taraflarını ve zayıf taraflarını gösteriyoruz. Bak kardeşim şu zayıf tarafını güzelce yönetebilme kabiliyeti sende var. Şu yolu izleyeceksin diyoruz. Şu güçlü tarafını da daha da güçlendirebilecek yetenekler var sende potansiyel var. Şu yolu izleyeceksin diyoruz. O şekilde yardımcı oluyoruz. Sen de ben de. Evet. Gelecekle ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Şu yaşta şu olacak, bu yaşta bu olacak tarzına hiç girilmiyor zaten. Onları da gelen sorular arasındaydı hocam. Onu da söyleyelim burada. Evet, gibi de hocam. Evhama girmelerine sebep olur hocam. Evhama girmelerine. Geliyor mu hocam? Ses kesildi sanki sizin sesiniz kesildi. Dondunuz hocam. Hocam siz bende dondunuz. Dondu hocam maalesef. Tekrar girip çıkar mısınız hocam? Dondunuz bende hocam. Ben seni duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz hocam? Ben seni duyuyorum. Duyuyorum. Siz, hocam siz bende dondunuz. Donuyorsunuz. Nasıl yapalım? İsterseniz kapatalım. Bayağı bir zaman oldu. İsterseniz de tekrar girin hocam. Tamam. Evet. Tamam. Kapatıyor muyuz? Tamam kapat. Tekrar girecek misiniz? Kapat. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah tekrar razı olsun. Tekrar girelim. Tamam. Tamam bekliyorum hocam. Bekliyorum hocam. Sizi tamam. Bekliyorum. Tamam. Bekliyorum.
Bu arada sorulara bakalım. Sorular varsa yazın arkadaşlar. Zeynep Hocam gelene kadar. Göremedim soru. Zeynep Hocam, hastane döneminde ve sonrasında her mesajıma cevap verip destek oldunuz. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Şifa olsun. Zeynep Hocam bekliyorum tekrar. Zeynep Hocam, bakalım geliyorum. Evet, kabul ediyorum. Tamam, inşallah. Gelecek Zeynep Hocam. Evet hocam. Tamam, iyi hocam. Buyurun. Tamam. Nerede kalmıştık hocam? Elementleri bitirmiştik. Annenin çocuğuna aslında yardım etmeye çalışırken imtihanını büyüttüğünden bahsettik. Şurada Evet. sorulara bir cevap verelim hocam. Evet. Hangi element olduğumuzu nasıl anlarız gibi bir soru vardı. Evet. Nasıl anlıyoruz diye elden. Onu biraz elden bakıp ayrıyeten de sorularla gidiyoruz. Bazı sorular soruyoruz. El çizgilerinden onu bir eğitimini almasını öneririm. Yani bu şekilde öğrenebileceği bir şey değil o. Hocam kaymış olan mizacı gösteriyor değil mi? Buraya da girmenizi istiyorum. Şimdi biz el Elinizi. çizgilerinden hocam evet dediğin gibi şu andaki kaydı bu el şu anını gösterdiği için hani doğuştanki mizacını söylemiyoruz. Mesela doğuştan ateşli. Mesela ben ateş mizacıyım doğuştan. Ama elime baktığım zaman elim su. Ben yıllardır su mizacı. Çünkü kayma olabiliyor ve bu şekilde kendimi mesela artılarımı ve eksilerimi görüyorum. Ona göre hani yememe, içmeme de ona göre dikkat etmeye çalışıyorum. Faydası ona göre kokular kullanıyoruz. Ona göre taşlar kullanıyoruz. Her mizacın çünkü şifalı taşları var. Dinleyeceği belli müzikleri var. Renkler, Kokular var. renkler. Hepsininki farklı. Belli renkler var. O renkleri kullanınca ona şifa oluyor. Mesela ateş elementi bir insana yani işte sıcak renkler hiç iyi gelmiyor. Öfkesini daha çok artırıyor. İşte kırmızılar, sarılar, tabii Sarı turuncu. Kırmızı evet. sarı turuncu. Turuncular bunun öfkeyi daha çok artırıyor. Bir insana baktığın zaman sen ateş elementi, öfke patlama ilk başta bu renklerden uzak durduruyoruz. Mesela evinin boyası çok önemlidir. Soft renkler, ara renkler kullanması şifadır. Yağlar çok önemlidir. Genelde gül yağını öneririm herkese. Hangi element olduğunu bilmiyorsa muhakkak evlerinde bir gül yağları olsun. Gül yağlarıyla bileklerine masajlar yapsınlar, ellerine masajlar yapsınlar. Mesela şu eli şöyle tutup şu buraya şurada şey noktası vardır hocam. Bakın şurayı işaretleyeyim. Gül yağıyla mesela kişiler şurası şeydir. Şöyle bir nokta yapayım şuraya. Bakın şöyle. Şöyle yaptığımızda şöyle buraya gül yağı mesela döküp eliyle bu kısmı birini alttan birini üstten bu şekilde buraya böyle 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 masaj yaparlarsa her akşamleyin çok faydasını görürler, rahatlarlar. Çok faydasını görürler hocam. Her elementin kullanabileceği ortak renkler var hocam. Onlardan da bahsedin. Soft renkler, Mor. ara renkler hocam. Ara renkler her elemente iyi gelir. Hani kendi elementini bilmiyorsa kişiler, belli sağlık sorunları, işte öfke patlamaları yaşıyorlarsa muhakkak ara renkleri kullanmayı öneririm. Çok faydası oluyor. Çünkü renklerin bizim üzerimize çok büyük etkisi var. Ayrıyeten de içtikleri suyu muhakkak hani güzel sözler söylesinler, okusunlar, dualar okusunlar. Mesela sürahilerinin altına ben mesela şey koydum böyle rahle koydum. Onun üzerine sevgi yazdım, şifa yazdım. Çünkü yazının enerjisi var. Oraya Bismillahirrahmanirrahim yazdım mesela. Onu sürahi onun üstüne koyuyorum mesela. Şifa yazdım.
O suyu içmeye çalışıyorum. Çünkü bedenimizdeki su da şifalandığında, nefes de dönüştüğünde hocam, zihin dönüşüyor. Zihin hep pozitifi görüyor, hep güzeli görüyor, hep olumluyu görüyor. Hı-hı. Olumluyu gördüğü zaman affetmek de kolay oluyor. Öfkelerini kontrol etmek de çok kolay oluyor. Yani korkularını kontrol etmek de çok kolay oluyor. Ama nefes düzgün değilse beyin takılıyor, sürekli badanaj yapıyor. Neden, 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 nerede? İşte ondan sonra da hocam beden çok dayanamıyor ve fiziki hastalıklar meydana gelebiliyor. O yüzden kişilere bu konuda önerim, ara renkleri kullansınlar. Muhakkak her gün nefes çalışmasını muhakkak yapsınlar. Meslek seçimi veya sayısal sözel yatkınlık için belirli bir çizgi var mı diyor hocam. Bunu yüzün şeyinden bile anlayabiliyoruz değil mi hocam? Yüzün şimdi şeklinden. Hocam güzel bir soru sormuşlar. Meslek yatkınlıklarında hocam genelde kişilerin şu eline bakıyoruz. İşte parmaklarında spatula el mi, kare el mi, sivri el mi, konik el mi diye ele ayrılıyor. Genelde kare elliler böyle mühendis elidir. Yani gayretlidir, işten kaçmaz, karınca gibidir. Mesela toprak elementi bir insana hocam masa başı işi önermiyorum. Çünkü masa başı işi yapamaz. Toprak elementi özgürlükçü ruhtur. Baskıdan hoşlaşmaz. Bir işi yaparken biri başında hadi 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 desin hoşlaşmaz. Yani ona bankacılık, büro işi, masa başı işini kesinlikle önermiyorum. Çünkü bir müddet sonra ona iyi gelmiyor o meslek. Hani onun böyle özgürce dolaşabileceği meslekler işi yapması çok öneriyorum. Mesela şeyde sen söyle, ateş elementi bir insan mesela liderdir. Aldığını götürür, güzel CEO olur, iş patron olur, iş başını çok güzel, işten kaçmaz, çok çalışkandır. Evet, yatırım bu şekilde yapar. Yapabiliyoruz. Yatırım yapar sürekli. Kafa yatırma odaklı. Yani sayısal sözleri olarak değil de elementine göre, elementin özelliklerinden kişilere yön veriyoruz. Bu meslek seçimlerinde çok faydalı evet. Oluyor gençlere. Yüzden bile o anlaşılıyor hocam. Yüzden de değil mi? Mesela dikdörtgen yüzse bir insan, o insan liderdir, işten kaçmaz. Kaşları kalın bir erkek mesela, yüzü dikdörtgen, karşıdan baktığın zaman dikdörtgen, kaşlar kalın, burun güçlü, çene güçlüyse bu insan kesin liderdir. Yani çok güzel işler yapar, çok güzel insanlara hizmet eder, hiç işten kaçmaz mesela. Sivri yüzlü bir insansa bu insan nedir? Bu insan Ar-Ge'dedir. Yani Ar-Ge'de hiç durmadan fikir üretecek, şey yapacak. Fiziki olarak iş yapamaz, yorulur. Fiziki olarak iş yapamaz. Bir dikdörtgen kara yüzlü gibi değildir. Kara yüzlü insan hiç kaçmaz işten. Ne kadar iş versen yapar. Mesela bir yuvarlak yüzde işin sunum kısmındadır. Tembeldir, işin matrağındadır. Pazarlama da hocam. Evet, pazarlama. Üçgen yüzlü proje üretecek. Kara yüzüyle dikdörtgen yüzlü yapacak, çalışacak. Yuvarlak yüzü tapışta bulunacak. Evet, çok güzel hocam. Mesela evet, bir kendisi... bir insanı işe alırken bu ilimle mesela bakılsa müthiş eleman işe alırlar, yani hep nokta atışı yaparlar. Mesela almış adam yuvarlak yüzlü bir insanı, insanların başına getirmiş. Yani çok zor o insanın orada insanları yönetmesi, o kadar imkansız ki hocam. Evet, dün ben mesela 2-3 tane mağaza gezdim, kitapçıya gittim, 4-5 tane kitap almıştım daha önceden, bir tane de sipariş vermiştim hocam. O bir tane sipariş verdiğim kitabı almaya gittiğimde hemen oradaki satıştaki kız, işte abla sen benim çok kitap aldığımı biliyor ya şimdi, işte yine bak şey yaparız, getirtiriz, istediğiniz başka kitap var mı? Tamam dedim, bu dedim tamam, tam pazarlamacı. Başka bir mağazaya girdik, böyle havlu falan satıyor. Hiç ilgilenmiyorlar, çağırıyoruz bu ne kadar, üstünde fiyatı yazmıyor falan dedim. Bunu burada yanlış kişi koymuşlar. Yani yanlış kişi koymuş. Hava elemen şeyi, yuvarlak yüzü koy satışa. Hiç alası olmayan da bir şey satar gönderir. Evet evet. Hemen dedim burada yanlış kişi var şu an. Evet. Evet hocam. Çok güzel. Kendimizi tanımamız açısından elimiz, yüzümüz, her yerimiz konuşuyor aslında değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese başka türlü da göremiyorum hocam. Bu akşamlık bu kadar yeter. Başka yayınlarda tekrar buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet hocam. Görüşürüz. Herkese iyi geceler diliyorum. Thank you.
Hazır mısın kendini ertelemekten vazgeçmeye? Sana gelen fırsatları kolaylıkla ve sağlıkla değerlendirebilmeye? Hazır mısın geçmişin gölgelerinden kurtulup kendini keşfetmeye? Duygularının sana gelen birer işaret olduğunu öğrenmeye? Nefes 21 Akademi farkındalık ve dönüşüm eğitimleri başlıyor. Hadi kendine doğru bir adım at ve aramıza katıl. Hayatı mutlu ve huzurlu yaşamak senin hakkın.